Sosyal medyada var böyle tipler kullanıcı adıyla biliniyordu. Kıvanç Beril Talu çiftinin yakın çevresini Ponzi sistemiyle dolandırdığı ve 150 milyon liralık vurguna imza attığı da ortaya çıkmıştı. Yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni ve eşi bu sabaha karşı Türkiye'ye döndü ve havaalanına giriş yapar yapmaz da yakalandılar. Ve diğer konu Sazan Sarmalı meselesi. Bahar Nihal Candan kardeşlerinin yargılandığı davada rekor ceza isteniyor. Kuaförlerinden şoförlerine kadar yüzlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçmışlardı. Sosyal medyada var böyle tipler olarak bilinen Kıvanç Talu ve eşi sabaha karşı havalimanında kıskıvrak yakalandı. Turan Bey, bilin bakalım ben ne yapıyorum. İstifa ediyorum. Açtığı sosyal medya hesabıyla bugüne dek milyonlarca takipçiye ulaşmış, adı Ponzi dolandırıcılığına karışmıştı. Kıvanç Beril Talu çiftinin yakın çevresini yüksek kar vaadiyle kandırdığı, 150 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilmişti. Sosyal medya fenomeniyle eşi iplikleri pazara çıkınca yurt dışına kaçtı. Erdek'te vur patlasın, çal oynasın bir hayata başlayacağım. Ama çiftin kaçış planı uzun sürmedi. Talu çifti 6 ay sonra Türkiye'ye döndü. Gürcistan'dan yurda giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolündeki bir polis sayesinde yakalandılar. Çift emniyette verdikleri ifadede haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmaları ilginçti. Kıvanç ve Beril Tolu ilk ifadelerinde 150 milyon liralık vurgun yaptıklarını reddetti. Hatta mağdurları suçladılar. Mağdurlardan borç aldıklarını ve onların tefecilik yaptığını söylediler. Talu çifti emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından da dolandırıcılık suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ben bu yaz kendime bir söz verdim. Dedim ben kilo vereceğim. Ve Sazan Sarmalı yöntemiyle birçok kişiyi dolandırmakla suçlanan Candan kardeşler de örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davaya gelince... Direğe çarptım. Sonra dedim ki evimin direği. Mahkeme suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve 73 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçlarından örgüt lideri Eren Koç'u 479 yıl hapisle 141 milyon lira para cezasına çarptırdı. İki kişinin de beraatine karar verildi. Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın ise yine aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 143 milyon 849 bin lira para cezası verildi. Bu dosya kapsamında da elbette dün karar çıkan dosyanın ikinci, üçüncü kuşak aşamalarına geçilecek ve bir de suç gelirlerinin aklanması yönünden de bu isimlerin birbirleriyle yaptığı işlemlerde ortaya çıkacak.